Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri Kanalı'na hoş geldiniz. 70 günde AYT Kimya Kampımız'ın 60. günündeyiz ve 60. günde organik bileşikler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde alkinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyeceğiz diyerek şöyle dersimize geçelim. Alkinlerin fiziksel özellikleri ki alkinlerin fiziksel özellikleri alkan ve alkenlere büyük oranda benziyor. Alkinler aynı alkenler ve alkanlarda olduğu gibi Apolar bileşiklerdir. Apolar bileşiklerdir. Apolar olduğu için polar çözücülerde yani işte suda çözünmez. Neyde çözünür? Apolar. Yani benzer benzer çözel ilkesinden hareketle apolar organik çözücülerde çözünüyor. Yani alkan, alken, alkin üçü de apolardır. Üçünün de moleküller arasında London kuvveti vardır. Üçü de suda çözünmezler. Üçü de işte apolar organik çözücülerde işte benzen gibi, işte karbon tetraklorür gibi apolar çözücülerde çözünürler. Şimdi alkinlerin ilk üyesi olan asetilen oda koşullarında gaz haldedir ve bakın burası önemli. Burayı ilerleyen kısımlarda da kullanacağız bu anlamda önemli. Yapısında üçlü bağ eğer ki 1 ve 2 numaralı karbonlar arasındaysa biz bu alkinlere uç alkin diyoruz. Uç alkin. 1 ve 2 numaralı karbonlar arasındaysa Diğerlerine de yani 1 ile 2 numaralı karbonlar arasında olmayan işte 2 ile 3 arasında vesaire gibi. Yani ana zincirdeki diğer karbonlar arasında olan alkinlere ise iç alkin denir. İç alkin denir. Mesela örnek üzerinde mesela bu bakın 1 2 3 diye numaralandırdım. Bakın 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında. O zaman bu bir uç alkindir. Uç alkin. Bu ise bakın 1 2 3 4 2 ile 3 arasında ortada bu ise iç alkindir. İç alkin. Yani aslında bulunduğu yere göre de düşünülebiliriz. Yani bakın üçlü bağ en başta veya en sonda. Yani uçtaysa uç halkin. Ortalardaysa içteyse de iç halkin diyoruz. Ama önemli uç alkin iç halkine göre bazı tepkimeleri verip vermediğine bakacağız. Tamam. Uç halkin 1 ve 2 numaralı karbonlar arasındaysa yani uçtaysa iç ise iç taraftaysa. Burada ilk üyesi olan asetilen de bu arada yine uç alkindir. 2 karbonlu bakın şurada zaten bu da kuralı uyuyor zaten. Bu şekilde yine 1 ve 2 diye düşünecek olursak bu da yine uç alkindir. Devam edelim. Şimdi alkinlerin kimyasal özellikleri. Şimdi alkinler diğer organik bileşiklerde olduğu gibi bir kere yanma tepkimesi verir. Aynı zamanda yapısında pi bağı olduğu için aynı alkenlerde olduğu gibi katılma tepkimesi de verir. Yine alkenlerde olduğu gibi polimerleşme tepkimesi de verir. Aynı zamanda bakın bu önemli. Alkinler yer değiştirme tepkimesi de verirler. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Öncelikle yanma tepkimesi zaten standart olarak Alkinler oksijenle yanma tepkimesi verir. Aynı alkan ve alken'de olduğu gibi sonuç olarak karbondioksit ve su açığa çıkar ve enerji açığa çıkar. CnHk+ CnH2n-2 -2 yazıp n'e bağlı olarak denkleştirdiğimiz zaman karbondioksitin katsayısı n, suyun katsayısı n-1, oksijenin katsayısı da 3n-1/2'dir. bölü Tabii ki asla bunu ezberlemiyorsunuz buradaki n sayıları vesaire. Örneğin bir alk alkin örneği yazalım. Mesela 3 karbonu C3 işte H4. Oksijenle yaktık. Burada karbondioksit ve su açığa çıkar. Bakın 3 karbon o zaman buraya 3 ile çarptım. 4 hidrojen buraya 2 ile çarptım. 3 kere 2 6. 2 de buradan 8. O zaman kas sayısı 4 olarak gelmiş oldu. Yani n'e bağlı olarak bakın 3'tü 3. 3'tü 3 eksi 1'den 2. 3'ün 3 katı 9 eksi 1 8 bölü 2'den 4 şeklinde aynısı geldi. Yani bu en sadece buradaki sayılar ene bağlı olarak denkleştirmeyi görüyoruz. Yanma tepkimesi bu şekilde. Zaten hepsi bütün organik bileşikler yanma tepkimesi veriyor. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Şimdi katılma tepkimesi. Katılma tepkimelerini aynı alkenlerde olduğu gibi 4 başlıkta inceleyeceğiz. Hidrojen katılması, halojen katılması, hidrojen klorür katılması ve su katılması olmak üzere. Ve katılma tepkimeleri son derece önemli. Şimdi alkenlerden farklı olarak alkinlerde 2 tane pi bağı olduğu için şimdi alkenlerde 1'e 1 bir oranda katılıyordu. Alkinlerde ise 1'e 2 oranda katılabilir. 1'e 2 oranda. Yani örneğin 1 mol asetilene 2 mol hidrojen katılabilir. 2 mol halojen katılabilir gibi. Şimdi 1'e 1 bir de olabilir. Bu işte sınırlayıcı katalizörlerle yapılır. Sorularda size verilir. Yani bire bir mi katılıyor, bire iki mi? Sonra da bu size mutlaka belirtilir. Mesela bire iki katıldığını şöyle der. Işte tamamen doyurulması için. Tamamen doyurulma ne demek? O zaman 2 tane pi bağı da kopuyor anlamı çıkar gibi. Ya da doğrudan tepki verir. Şimdi hidrojen katılmasına. Hidrojen nereye katılacak? Tabii ki ikili bağ, işte üçlü bağ sahip yani pi bağına sahip karbonlara katılacak. Buradaki bir hidrojen örneğin şu karbona, diğer hidrojen de diğer karbona katılacak. Bakın burada birebir olduğu için bir tane sadece pi bağı kopacak. İki, bağı, iki pi bağı burada kopmaz. 1'e 1 bir katılıyor çünkü. O zaman şöyle olacak. Karbon üçlü bağ vardı. Artık ikili bağ var. Karbon. iki tane hidrojen var. Bir tane hidrojen vardı. Artık iki tarafta da iki tane hidrojen olmuş oldu. O zaman siz ne elde ettiniz? Alken. O zaman alkine sınırlı hidrojen katılarak örneğin paladyum katalizörlüğünde hidrojen katılarak alken elde edebiliyorsunuz. Peki 1'e 2 oranda katarsam o zaman 2 pi bağı da kopacak burada. Yani 2 tane hidrojen şu karbona Diğer iki hidrojen diğer karbona katılacak. Ve örneğin bu platin katalizörlüğünde yapılıyormuş. Dolayısıyla burada sadece tek bir bağ kalacak şöyle. Buralarda da üç tane hidrojen olacak. Yani ne elde etmiş olacağız burada da? Alkan elde etmiş olacağız. O zaman alkinler yeteril, yeterince hidrojenle doyurulursa alkan elde edilir. Bakın etinden etan elde ettim. Burada da eten elde etmiş oldum. Devam edelim. Halojen katılması. Bakın alkenler bromlu suyun rengini gideriyordu. Alkinler de giderir. Karbonlar arasında pi bağı varsa brom katılabileceği için bromlu suyun kendisine ait karakteristik kızıl kahverengi bazen doğrudan kırmızı da denir bu fark etmez rengini gidermiş olur. Burada da tabi 1'e 1 bir katılabileceği gibi 1'e 2 oranda da katılabilir soru dediğim gibi size belirtir. Brom tabii ki burada 1'e 1 bir karbonu diğer de diğer karbona katılacak. Örneğin 1'e 1 ise burada karbon ikili bağ oluştu. Bir tane brom burada yine bir tane hidrojen var bir tane brom burada, bir tane de hidrojen var. Tabi burada brom zıt tarafta olabilir. Burada cis trans durumu olabilir. Şimdi 1'e 2 katıldığı zaman da birisi, iki tanesi bir karbona, diğer ikisi diğer karbona katılacak ve buradaki iki tane pi bağı da kopacak. O zaman şöyle karbon, karbon. İşte örneğin brom birisi burada, birisi burada. Brom, brom ve yine işte hidrojeni de şöyle yazalım. Yani ilk durumda mesela 1, 2, dibromo eten elde ederiz. Şöyle yazayım hatta. 1, 2, dibromo, dibromo etan elde ettik. İkincisinde ise bakın 1, 1, 2, 2, tetrabromo, etan elde ettik örneğin 1'e 2 katıldığı zaman. Şimdi HCL katılmasında da iki adımda gerçekleştiriyoruz. Burada tabi Markovnikov kuralını hatırlayalım. Alkenleri işlerken öğrenmiştik. Yani alkenlere katılma tepkimelerini öğrenmiştik. Şimdi hidrojen katılacağı zaman bir karbona hidrojenin çok olduğu karbona hidrojen katılır. Az olduğu karbona da diğer grup bağlanır. Buna Markovnikov kuralı deniyor ve işte zengin olan zenginleşir diye kodluyorduk. Tabii ki burada bir sorun yok. Bu karbonlarda eşit hidrojenler var fark etmiyor. Örneğin hidrojeni şu karbona bağla, kloru diğerine bağla veya tam tersini bağla fark etmez. İşte bire birebir katıldığında bir tane burada pi bağı kopacak. Mesela şöyle olacak. Hidrojen, karbon artık ikili bağ var karbon. Diyelim ki şuraya hidrojen bağlanmış olsun. O zaman mesela şuraya klor bağlanacak ve hidrojen. Şimdi buradaki şu yapıya siz hala da hidrojen klor katarsanız. Diyelim ki buna hidrojen klor katılmaya devam ediyor. Şimdi burada hidrojen. Burada yine pi bağı var hangi karbona katılacak? Bakıyorum bu karbonda bir tane hidrojen var. Bu karbonda ise iki tane hidrojen var. O zaman hidrojen bu karbona katılır. Klor ise diğer karbona katılır ve buradaki diğer pi boğa da kopar. Ve sonuç olarak şöyle bir yapı oluşur. Karbon, karbon. Bakın burada üç tane hidrojen var. Üç tane hidrojen. Burada iki tane klor. iki tane klor. Ve işte bir tane yine hidrojen. Yani siz şöyle yaparsanız burada 1'e 2 oran mesela katılmış olsun. Direkt işte ya birine bir hidrojen diğerine klor işte buraya yine bir klor işte orantılı bir şekilde dağıtmak gibi bir hata yaparsanız yanlış olur. Dolayısıyla burada oluşan bileşik budur. 1, 1 dikloro dikloro işte burada etan elde etmiş oluyoruz. Tabii ki burada ana üründen biz bahsediyoruz. Diğer durumda mümkündür. Diğer durumda oluşan ürün yan üründür. Biz burada ana üründen bahsediyoruz. Son olarak su katılması. Bu birazcık daha karışık olarak görünebilir, durabilir. O yüzden son derece dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi alkinlere su katılması. Ki burada enol keto tautomerisi vardır. Şimdi enol keto tautomerisini de öğrenmiş olacağız. Şimdi yine alkinimiz var elimizde. Su katılacak. Suyu HOH şeklinde de düşünüyoruz. HOH. Şimdi H hangisine OH hangisine fark etmiyor. Zaten karbonlarda eşit sayıda hidrojen var. Diyelim ki hidrojen şuraya şu karbona katılsın. OH da diğer karbona katılsın ve bir tane pi bağı bu durumda kopmuş olur. Şöyle yazalım. Hidrojen, karbon. Bakın bu karbona hidrojen gelmişti. Şöyle yukarı doğru gösterelim. Üçlü bağ vardı artık ikili bağ var. Karbon. Buraya bir tane OH geldi. Şu bu karbona bağlandı ve hidrojen. Böyle bir yapı oluştu. Bakın bu oluşan yapı kararsız bir yapıdır ve bu yapı kendiliğinden bir şekilde şöyle bir durum yaşanıyor. Buradaki pi bağlarından birisi, yani bir tane pi bağı var. Buradaki pi bağları, yani bu bağlardan birisi şuraya doğru hareket ediyor. Şuraya doğru hareket ediyor. Buradaki hidrojen de buraya doğru geliyor. Bu karbona doğru geliyor. Buradaki pi bağı burada oksijenle karbon arasına geliyor. Hidrojen de buraya geliyor. Ve bu yapı şuna dönüşüyor. Şuna dönüşüyor. Yine aynı şekilde yazayım. Hidrojen, karbon, hidrojen. Aynı yapıyı tekrar yazıyorum. Buradaki pi bağı artık koptu. Pi bağı burada. Karbonla oksijen arasında. Hidrojen. Bakın şu hidrojende şu karbona geldi. Diğer karbona geldi. Böyle bir yapı oluşuyor. Bakın bu yapıya da... Bu yapıya da henüz fonksiyonel grupları görmedik ama... Bu yapıya da aldehit denilir. Aldehit. Örneğin bunun ismi etanaldir. Yani fonksiyonel grup olarak... Bu organik bileşiğin sınıfı aldehittir. Dolayısıyla alkinlerin ilk üyesi olan asetilene su katılırsa aldehit elde edilir. Bu bir dursun şimdi. Bu dursun. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Bu da bir alkin ama 3 karbonlu. Burada su katılmasına bakalım. HOH yine. Burada ise bakın fark ediyor. Burada üçlü bağ sahip şu karbonun hiç hidrojeni yok. Bunun ise bir tane hidrojeni var. O zaman burada hidrojen bu karbona katılacak Markovnikov kuralına göre. OH ise diğer karbona katılacak. Ve bir tane pi bağı kopacak. Şurada yazalım. CH3 C Bakın buraya OH bağlanmıştı OH Yine ikili bağ Karbon Bakın buna hidrojen geldi ya bir hidrojen vardı artık iki tane hidrojen var Bakın bu yapı aynı burada olduğu gibi kararsızdır ve şuradaki pi bağı şuraya doğru hareket ediyor Hidrojen ise buraya doğru geliyor Ve bu yapı şuna dönüşüyor CH3 C Burada artık tekli bağ var bakın CH2 ile hidrojen geldi CH3 oldu Burada da tek bağ vardı. Artık ikili bağ oksijen. Bakın bu da bu da ketondur. Keton fonksiyonel grup olarak ketondur. Bu organik bileşik keton sınıfına girer. Dolayısıyla bu anlamda enol keto tautomerisi. Buradaki bu kararsız bileşiğe de bakın ikili bağdan kaynaklı en en OH'tan kaynaklı ol aynı şekilde bu da enol. Enol denir. Enol bu da keton. Enol keto tautomerisi burada yaşanır. Tamam durum bu. Ancak dikkat et. İlk üyesi olan alkine su katılırsa aldehit elde ediliyor. Diğer üyelerine ki propin diğer üyelerinden birisidir. Keton elde ediliyor. 4 karbonlu bir üyeye katsak yine keton elde edilecek gibi. Ve burası önemli. Devam edelim. Üçüncüsü polimerleşme tepkimesi. Alkinler polimerleşme tepkimesi de verebilir. Ki aynı zamanda şöyle düşünebiliriz. Mesela burada mesela bir alkin olan işte asetilene hidrojen klorür kattık. E burada elde edilen şu yapı mesela birebir kattığımız zaman bu mesela vinil klor, vinil klor polimerleşerek polivinil klor elde edilebiliyor. Bu da mesela alkini bu şekilde de mesela polimerleştirebiliriz. Ama burada önemli olan bir polimerleşme tepkimesi var ki o da şu. 3 tane asetilen bileşi işte 600 derece sıcaklıkta birleştiği zaman, bir araya geldiği zaman ki buna trimerleşme tepkimesi de deniliyor. Benzen halkası elde edilebiliyor. Asetilen 3 tane asetilen 600 derece sıcaklıkta şöyle asetilen diyelim. Asetilen bir araya geldiği zaman aromatik bileşiklerin ilk üyesi olan ve en temel üyesi olan benzen halkasını elde edebiliyoruz. Devam edelim. Son olarak yer değiştirme tepkimeleri. Alkinler yer değiştirme tepkimesi verir. Ancak tüm alkinler yer değiştirme tepkimesi vermez. Bakın burası önemli. Yalnızca uç alkinler yer değiştirme tepkimesi verir. İç alkinler yer değiştirme tepkimesi vermez. Uç alkin ve iç alkini bakın geri gidelim. Fiziksel özellikler kısmında görmüştük. Uç alkinler Üçlü bağın 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında olan alkinler uç alkindir. Örneğin burada örnekte olduğu gibi propin mesela bir uç alkindir. Ancak şu mesela 2 bütün iç alkindir. İşte bu alkinler iç alkinler hiç hidrojen barındırmadığı için bakın mesela şu karbonun hidrojeni yok. Yani üçlü bağ sahip karbonlar hidrojen barındırmadığı için yer değiştirme tepkimesi veremiyor. Bakın bunda da hidrojen yok bunda da yok. Ancak uç alkinde mutlaka hidrojen olması gerekiyor karbonlardan birinde. O yüzden onlar tepkime verir yer değiştirme tepkimesi verir. Dolayısıyla yer değiştirme tepkimesini yalnızca uç alkinler veriyor. Biz burada bir uç alkin olan asetilene sadece bakacağız ama diğer uç alkinlerin hepsi de yine verir ama iç alkinler vermez. Bu önemli sorularda karşınıza çıkabilir. Şimdi asetilen amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi yani Tollens çözeltisi, Tollens ayıracı ile bakın Tollens ve Fehling ayıracılarından burada bahsedeceğiz ki bunu ilerleyen kısımlarda aldehit ve ketonlarda da kullanacağız. Önemli. Asetilen amonyaklı gümüş nitrat yani tollens ayıracı ile tepkimeye girer. Tepkimeye girdiğinde ise gümüş metali ile hidrojen atomları yer değiştirir ve bunun sonucunda da beyaz renkte bir çökerek oluşur. Bakın burada asetilen asetilen amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi yani tollens çözeltisi ile bakın 1'e 2 oranda buradaki hidrojenlerle şuradaki gümüşler yer değiştiriyor. Gümüş karbonun olduğu yere, hidrojen de buraya geliyor. Gümüş karbonun olduğu yere, şu hidrojen de buraya geliyor ve bir yer değiştirme tepkimesi sonucunda Bakın karbonlar artık Gümüş geliyor buraya, üsluba yine duruyor. Dolayısıyla burada gümüş, gümüş asetilenür gibi bir bileşik oluşuyor ve bunun rengi beyaz. Beyaz bir Çökelek burada oluşuyor. Aynı zamanda işte amonyum nitrat da oluşuyor. Aynı zamanda siz bu yer değiştirme tepkimesini failing ayırıcıyla da elde edebilirsiniz. Fehling ayıracı da amonyaklı bakır bir klorür çözeltisidir. Bununla tepkimeye girdiğinde bakırlarla işte hidrojenler yer değiştirir ve bu sefer de kırmızı renkli bir çökelek oluşur. Yine asetilen örneğimiz var. Amonyaklı bakır bir klorür çözeltimiz var. Burada işte bu fehling çözeltisi, fehling ayıracı bakırla hidrojenler burada yer değiştiriyor. Bakırla hidrojenler yer değiştiriyor ve bunun sonucunda bakın bakırlı bir çözelti oluşuyor. Bakır asetlenir çözeltisi oluşuyor. Bunun rengi kırmızıdır. Kırmızı çökelek oluşur. Ve bu çözeltiler bakın hem bu bakır asetlenir hem de bu gümüş asetlenir. Bunlar tehlikelidir. En ufak sarsıntıda bile bunlar patlayabilir. Patlayıcı özelliğe sahiptir. O yüzden bunlar son derece dikkat edilmesi gerekir. Evet konu anlatım kısmını bitirmiş olduk. Şimdi soru çözümüyle devam edelim. Alkinlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili. Bir hidrokarbon için bazı bilgiler veriyor. Buna göre bu bileşik hangisi olabilir diyor. Bakalım amonyaklı bakır klorür çözeltisiyle kırmızı çökelek oluşturuyor. Şimdi amonyaklı bakır klorür çözeltisi kırmızı çökelek oluşturuyorsa bu bir uç alkindir. Uç alkin. A mesela bir uç alkin olur. B mesela şuradan kaynaklı uç alkin özelliği gösterdiği için olur. Ama C olmaz. Neden? Bu bir iç alkindir. İç alkinler Amonyaklı işte bakır klorürle bir yer değiştirme tepkimesi vermez. Yani Tollens ve Fehling çözeltileriyle yer değiştirme tepkimesi vermez. D'de bir alkin değil, bir sikloalken olmaz. E'de yine bir alken yani dien bu da yine olmaz. C, D, E zaten elendi. A ve B arasında. Diyor ki ikincisi 1 molüne en fazla 2 mol hidrojen katılabilir. Bakın 1 molüne 1 mol hidrojen katılsa zaten tek bir pi bağı var. 1 molüne 2 mol hidrojen katılıyorsa İki tane pi bağı vardır. Her bir pi bağı için bir tane hidrojen katılır. Dolayısıyla buradaki gibi olabilir. Burada ise mesela en fazla iki mol katılıyor diyor ya. Burada mesela bir mol bunu kopartacak, diğer ikinci mol burayı kopartacak ama hala daha bir tane pi bağı var. Dolayısıyla olmaz. Dolayısıyla cevap bu durumda A şıkkı propindir. Tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımız zaman alkinlerin ilk üyesi olan asetilene sülfürik asit katalizörlüğünde su katılmış. Katıldığı zaman ne oluyordu? Enol ketot tautomerisiyle ilk üyesi olan asetilenden aldehit elde ediliyordu. Tepkime de şöyleydi. Mesela hidrojen diyelim ki şuraya katılsın. Şöyle yazayım X için. Şu suyu nasıl katıyorduk? H, OH şeklinde. Hidrojen buraya bağlansın. CH, H buraya geldi. İkili, üçlü bağdan bir tane bağ koptu. İkili bağ var artık. Karbon H. Diğer OH da işte buraya bağlansın. OH. Bu X bileşiği. Dolayısıyla X'te karbon karbon çift bağ içeriyor. Doğru. Buna enol bileşiği diyorduk. Daha sonra burada kendiliğinden bir şekilde buradaki ikili bağ şuraya doğru geliyordu. Hidrojen de buraya doğru geliyordu. Ve burada CH3 CH çift bağ O oluşuyordu. Daha güzel şöyle çizeyim hatta. Çift bağ O haş. Bu bir aldehittir. İki karbonlu aldehit yani etanal ya da aset aldehittir. Aset aldehittir. Y doğru. Bu bir katılma tepkimesidir. Bu da doğru cevap. E şıkkıdır. Tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinci tepkimeye bakalım. Alkinlerin ilk üyesi olan asetilene HCl katılması sonucunda ne oluşmuş? Etenil klorür ya da vinil klorür oluşmuş. İkinci tepkime ise propine, gümüş nitratla amonyaklı ortamda gümüş nitrat Tollens özelliyle bir yer değiştirme tepkimesi sonucunda gümüşlü bir bileşik oluşmuş, gümüşlü tuz oluşmuş ve HNO3 açığa çıkıyor. Birinci tepkime PVC'nin polimeri olan vinil klorür oluşmuştur. Bakın bu çok dikkat etmeniz gereken bir soru. Birinci şıkkı şu an doğruymuş gibi görünüyor çünkü bu vinil klorür işte PVC oluşur. Ama diyor ki PVC'nin polimeri olan vinil klorür oluşmuştur. Vinil klorür polimer değildir ki vinil klorür monomerdir. Monomer. Monomer. Daha sonra polimerleşerek PVC oluşturur. PVC polimerdir. Vinil klorür monomerdir. A şıkkı yanlış. Propinde şurada bir numaralı karbona bağlı hidrojen asidik karakterlidir. Alkinlerde uç alkinlerde uç alkinlerde burada uç alkinlerdeki üçlü bağ sahip karbona bağlı hidrojen onun asidik karakterli olmasını sağlar. Doğru bir ifadedir. Birinci tepkime Markovnikov kuralına göre gerçekleşmez. Şimdi birinci tepkime Burada ikisinde de hidrojen sayısı eşit olduğu için hidrojen birinci karbona ikinci karbona böyle bir fark yok. Markovnikov kuralında hidrojen sayısı fazla olan karbona hidrojen bağlanır kuralıydı Markovnikov kuralı ama burada öyle bir durum olmadığı için gerçekleşmez doğru. Ama şuraya mesela yine HCl katsaydık burada gerçekleşecekti. Çünkü burada iki hidrojen var burada bir hidrojen var mesela hidrojen buraya katılırdı orada Markovnikov kuralı geçerli olurdu. İkinci tepkimede oluşan tuz ufak bir sarsıntıda şiddetli patlayabilir. Doğru. Alkinlerin Tollens ve Fehling çözeltileriyle yer değiştirmesi sonucunda oluşan tuzlar ufak bir sarsıntıda patlayabilir. O yüzden dikkatli taşımak taşınması gerekir. Birinci tepkime bir katılma tepkimesidir. HCl doğrudan katılır. İkinci tepkime de ise yer değiştirme tepkimesidir. Gümüşle hidrojenler yer değiştirir. Bu da doğrudur. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturur? Kimler amonyaklı, gümüş nitratla beyaz çökerek oluşturur? Uç alkinler. Bu bir uç alkindir, oluşturur. Bu da yine uç alkindir, oluşturur. Bu ise iç alkindir, oluşturmaz. Nasıl anlıyoruz uç içi? Eğer üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbonlar arasındaysa uçtur. Değilse, işte 2 ile 3 arasında, 3 ile 4 arasında falan gibi durumlardaysa iç alkindir. Dolayısıyla uç alkinler beyaz çökerek oluşturur gümüş nitratla, amonyaklı. Dolayısıyla cevap B, C şıkkıdır. Aşağıda asetilen moleküle ait bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre tepkimeler hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır? İşte yer değiştirme, katılma, trimerleşme gibi ifadeler var. Şimdi alkinlerin ilk üyesi olan asetilen gümü, amonyaklı gümüş hidratla ne tepkimesi veriyor? Yer değiştirme. Gümüşle hidrojenler yer değiştiriyor. Gümüşle hidrojenler yer değiştiriyor. Gümüşler buraya geliyor, hidrojenler buraya. Bir yer değiştirmedir. E ve C gitti. 2 de alkine hidrojen katılması. Alkinin doyurulması tepkimesi. Hidrojenlerin tamamı burada pi bağlarına sahip karbonlara katılacak ve tam doyurulmayla birlikte tam doyurulmayla birlikte alkanlar elde edilmiş olacak. Bu bir katılma tepkimesidir. Cevap çıktı zaten. Alkinlerin ilk üyesi olan asetilen 3 tane asetilen birleşerek benzen halkasını oluşturur. 3 anlamında trimerleşmedir bu. Trimerleşme tepkimesi denir. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Son bir soru. Yukarıdaki tabloda X ve Y hidrokarbonların bazı kimyasal tepkimelere karşı davranışını ve oluşturduğu organik ürün türleri gösterilmiştir. X ve Y hidrokarbonları hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi X bileşi amonyaklı gümüş nitrat ile beyaz çökelek oluşturuyormuş. O zaman bu bir nedir? Uç alkindir. Mesela alken olamaz. A şıkkı gitti. Olabilir. Bu ise bir iç alkin. Olamaz olabilir. Olabilir. Peki Y bileşiği de tepkime vermediği için uç alkin olmayacak. Mesela bu bir uç alkindir değil mi? Olmaz. B de gitti. Bunlar olabilir. Uç alkin değil. Bunlar alken olabilir. Birinci eledik. Bromlu suyun rengini giderme. İkisi de bromlu suyun rengini gideriyor. Bromlu suyun rengini gidermesi için bir bileşin karbonlar arasında en az bir tane pi bağ olması yeterli. Dolayısıyla alkenler de alkinler de bromlu suyun rengini gideriz. Çünkü brom katılma tepkimesi veriyor ve rengi renksizleşiyor. Dolayısıyla hem bu alkin hem bunlar alken dolayısıyla ikisi de oluyor. Burada bir şey eleyemiyoruz bu ışıkta. Su katılmasıyla oluşan ürün ketonmuş. Şimdi alkin bu ikisi de alkin. Alkinlere su katılması sonucunda alkinlerin ilk üyesi olan asetilene su katılırsa aldehit oluşur. Diğer tüm üyelerine katılma sonucunda keton oluşur. Dolayısıyla cevap çıkmış oldu. Alkenlere su katılması sonucu zaten alken olu, alkol oluşuyor. İkisi de alken, ikisinden de alkol oluşur. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Bununla birlikte alkinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bitirmiş olduk. Alkinleri tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde aromatik bileşikler, işte daha sonra da işte fonksiyonel gruplar, izomerlik gibi konularla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>